ülkemizde de yayın yapan Disney Plus adlı küresel platformun, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, ebedi önderimiz atamızın hayatını anlatan bir diziyi, Cumhuriyetimizin 100. yıl vesilesiyle bu yıl 29 Ekim'de tüm dünyada eş zamanlı gösterime sunma kararından vazgeçtiklerine dair açıklamalarını değerlendirmek istiyorum. Dün bu platformun yöneticileri dizinin sadece ülkemizde Fox TV'de ve sinemalarda gösterilmesine karar verildiğini açıkladılar. Bu kararın bir süredir Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında nefret söylemi içeren, yakışıksız ifadeler kullanan, bu projeye karşı lobi yaptığı da bilinen Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin baskısıyla alındığı iddiaları var. Ülkemizin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kin ve nefretle beslenen bu girişimler, ülkeler ve halklar arasında barışçı ilişkiler kurulması çabalarına zarar verir. Ama bu işin esas sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir açıklama gelmemesini de hayretle karşılıyoruz. Eğer karar bu şekilde uygulanacaksa şimdiden duyuralım. Örgütümüzü, üyelerimizi ve tüm milletimizi bu platformu boykot etmeye ve platformdaki üyeliklerini sonlandırmaya davet edeceğiz. Bir iş bulup çalışmayan zaten aç ama çalışan da aç. Ülkemizde öyle bir enflasyon var ki asgari ücret her açıklandığında daha çalışanın cebine girmeden açlık sınırının altına düşürüyor. TÜİK gerçekte 9 milyona dayanan işsiz sayısını aylardır 3-3,5 milyon civarında açıklıyor. TÜİK bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da İstanbul Ticaret Odası'na göre enflasyon %9,8, bağımsız araştırmacıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre enflasyon %13,2 olan tek aylık enflasyon, TÜİK'e göre %9,5. İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu yıllık enflasyonu %64, ENAG'ın yıllık enflasyonu %123, TÜİK'in yıllık enflasyonu %48. Ama TÜİK'in artık makyaj tutmayan rakamlarıyla bile aylık enflasyon Temmuz aylarının rekorunu kırdı. Türkiye 2023'te dünyada tüketici enflasyonunda 6. sırada. Enflasyonun gelecekteki seyrini gösteren çekirdek enflasyon rakamlarındaki yıllık artışlar ise şimdiden %60'a dayanmış vaziyette. Üretici enflasyonu da bu ay %8'i aştı. Tek bir aylık enflasyon rakamı bu. Bütün bunlar Merkez Bankası'nın yıl sonu için ilan ettiği %58 enflasyon hedefinin bile tutturulabilmesinin çok zor olduğunu gösteriyor. Tek bir ayda taze meyvelerin fiyatı %15,7, sebzelerin fiyatı %14, ekmek fiyatı ise %14 artmış. Şimdi Ankara'da bir simit 10 lira, bir fincan çay da 15 lira. 3 çocuklu bir aile her öğün çay, simit yese aylık eder 11.250 lira. Asgari ücretten eline kalır tam 152 lira. 152 lirayla bu aile kira mı ödeyecek? Faturalarını mı ödeyecek? Çocuklarının okul masraflarını mı ödeyecek? Aslında bunların niyeti seçimlere kadar top çevirmek. Arttır maaş ücreti aylığı, milletin ağzına bir parmak bal çal, sonra arttır vergiyi, yap zamları, bas parayı, azdır enflasyonu, vatandaşa kaşıkla verdiğini kepçeyle al, yandaşına ver, sonra yeniden vatandaşa ver ve bu böyle gitsin. Bu teker böyle döner mi? Ha, bir süre dönebilir. Ama tekerin her devrinde jant yamulur, şanzıman düşer, motor yatakları dağılır, sonunda araba pert olur. Efendim, evet. TV100'den Betül Aras, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyon verilerine ilişkin bir değerlendirme yaptı. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak dedi. Sizin yorumunuz ne olacak? Dediğim gibi biraz önce, yani gelirken birinci öncelikleri enflasyondu. Bugün diyorlar ki 2024 yılının ortalarından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak. Ama arkasından da ekliyorlar. Türkiye gerçekten istikrara 2025'ten sonra kavuşacak. Şimdi bunu, yani böyle bir süreç tanımlamasını anlayabilmek mümkün değil. Enflasyonla böyle mücadele edilmez.
Bu şekilde bir mücadeleyi açıklayan her yönetimin sonu hüsran olmuştur. Dolayısıyla bu aslında enflasyonla ben mücadele etmeyeceğim. Enflasyonun ipini koyverdim gidecek demenin bir başka ifadesidir diye düşünüyorum.